maalesef iktidar sahipleri vatandaş kadar başarılı olamadı. Yani bizim vatandaşımız her seferberlik halinde, her kriz döneminde, her yokluk döneminde ve yoksulluk döneminde kendi yarasını kendi başına sarabilen, dibe vursa da yükselmeyi becerebilen bir halk. Yani bu kabiliyetimiz var ama bunu da 10 yılda bir sınamak zorunda değiliz. Yani böyle bir yeteneğimiz var diye felakete aşina niye olalım yani? Şimdi, göre göre niye atalım kendimizi? Niye atalım kendimizi? Şimdi evet 2000'de kriz yaşadık, krizden çıktık. Deprem yaşadık, depremden çıktık. Rize'de, Doğu Karadeniz'de sel oldu, oradan çıktık. Bingöl'de, Elazığ'da, İzmir'de deprem oldu, oradan çıktık. Ama mesele elbette yani fıtrat olarak bundan buna alt etmemiz önemli ama asıl olan bir daha aynı tuzağa düşmemek. Değil mi? Bir daha hazır olmak. Bir daha buna yakalanmamak. Şimdi çok önemli bir bilgiden söz etti beyefendi. Dedi ki ya burası 86'da yanmıştı. 88'de. 86'da. Araya da orman ağaçların arasına yol yapılmış, kaçış yolu oralar aynı zamanda müdahale içinde. Ormancılıkta var böyle deneyimler. Ama bak ne olmuş? O gün akıl edilmiş fakat bugün o da engel olamamış. Peki şimdi benim gözümün görebildiği şu yön hariç gözümün görebildiği her dağ adeta açık linyit yatağına dönmüş. Kapkara. Ağaç yok, insan yok, insan zaten yok, kuş yok, böcek yok, teller, elektrik telleri erimiş. Şimdi burası bir daha ne zaman yeşerecek? Ne zaman ağaçlar büyüyecek? Ne zaman kuş gelecek, konacak? Arı ne zaman gelecek? Efendime söyleyeyim, bu herhalde bir 5 yıl falan sürecektir diye zannediyorum. Peki bütün bu tablonun tabii ki oluşmasında, tabii ki bu yangının çıkmasında yani doğal şartlar etkili. Yani yangının en önemli sebeplerinden biri doğal şartlar, mevsimsel şartlar. Sabotaj da var. Belki terör örgütleri de yapmış olabilir. Yapmaz diyemeyiz. Şimdi Türkiye 2018 yılında 2100, 2019 yılında 2400, 2020 yılında 3400 yangın geçirmiş. Demek ki bizde her yıl en az 2000 yangın oluyor. En az 2000 yangın oluyor. O nedenle bizim bir hazırlık yapmamız icap ediyor. Yani şimdi biz bunu 2019 yılında görmedik mi? 2019 yılında 2400 civarında yangın meydana gelmiş. O günde bu bölgelerde, burada değil ama Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde arda arda uzun süren yangınlar meydana geldiğinde biz neyi tartışmışız? Bizim yangın söndürme uçağımız var mı yok mu? Bu meseleyi tartışmışız. Bakan aynı bakan. Uçak aynı uçak, biz aynı insanız. O günde Sayın Bakan demiş ki, biz bu tartışmaya o zamanlarda vakıf olduk. Demiş ki, helikopter, bu ağaçlar, Türk Hava Kurumu uçakları kaldırılmadığında cevap olarak demiş ki, efendim bunun kanadına kuş yuva yapmış, motor örümcek bağlamış demiş. Dedi. Hurda dedi. Antika dedi. Bunlar uçmaz dedi. Kendisi bunun uçmayacağını nereden biliyor? Pırpır uçak pilotluğu var herhalde, oradan biliyor yani, başka nereden bilecek? Şimdi pek 2 yıl önce bunu dediniz. Önce şu ihtimal üzerinde duralım. Bu uçaklar gerçekten uçmaz mı? Şimdi bu uçaklar 2016 yılında, yani Bakan Bey bunu dedikten 3 yıl önce İsrail'de yangın söndürmüş. İsrail devlet başkanı plaket vermiş. 1 yıl sonra İtalya'ya gitmiş yangın söndürmüş. Bakan Bey'in bunu dediği yıl 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının düzenlediği uçak festivalinde bu uçak uçmuş. Teknofest'te. Şimdi ondan 1 yıl sonra 2020 yılında Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanı demiş ki bunlardan 4'ü uçar, 2 tanesinin de tamiri 350 bin dolara olur demiş. Şimdi bu 1 yıl içinde mi hurdaya çıktı kardeşim? Pistte dururken kendi kendine antika mı oldu? Uçmadan bu motoru örümcek mi bağladı? Nasıl oldu bu yani? Bunu izah etmekle yükümlü değil mi devleti yönetenler? 1 yıl önce 4'ü sağlamdı. 1 yıl sonra nasıl olur da 6'sına birden 4 milyon dolar bakım masrafı çıkar? Belki kaşla Murat'ın göz arasında, buna bir cevabı olabilir. Birazdan versin. Kaşla göz arasında bu nasıl örümcek bağlar? Şimdi peki uçmaz mı? Yahu Türk Hava Kurumu'nun eski genel müdürü, değerli komutanımız Koramiral Erdoğan Karakuşpaşa, Kor General Erdoğan Karakuşpaşa diyor ki hurda uçak yoktur. Antika uçak yoktur. Bakımsız uçak vardır. Demek ki uçabilir. Öte yandan bu Türk Hava Kurumu'nun yönetim kurulu üyeleri ve orada çalışan pilotlar ve oradaki bakım teknisyenleri diyorlar ki biz bu uçakları uçururuz. Bakımı onarımı yapılırsa biz bu uçakları uçururuz. Bunlar milli servet.
Bunları niye uçurmuyorsunuz siz? Neden el atmıyorsunuz? İspanya'nın, Hırvatistan'ın bize gönderdiği uçaklar bizim hangarımızda bekletilen uçakların bir model üstü. Yahu siz orada milli serveti yönetmek için orada oturuyorsunuz. Küfretmek için değil ki. Milli serveti hizmete sarf etmek için kullanıyorsunuz. Örümcek bağlatmak için değil ki. Demek ki bunlar uçabilir ve uçurtmadınız. Ha diyelim ki siz gerçekten de bunların güvenli olmadığını düşünüyorsunuz. O halde neden uçak almıyorsunuz? Yani biz uçak da mı alamayacak ölçüde yoksullaştık? Öyle değil. Nereden biliyoruz? Çünkü Tarım ve Orman Bakanı'nın kendisinin özel jeti var. Bakanlığa özel jet alıyorsunuz da niye yangın söndürme uçağı almıyorsunuz? Nereden biliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlarsınız 2 hafta önce Kıbrıs'a gitti. Kaç uçakla gitti Özlem Gürses? Kaç? 5. 13. 13 uçakla. 13 uçakla mı gitti? Evet. Şimdi ya Ercan Havalimanı o kadar uçağı bir arada görmedi uzun yıllardır. Şimdi 13 uçak birden Cumhurbaşkanı'nın 13 uçak birden uçurması eleştirildiğinde Sayın Kılıçdaroğlu eleştirdiğinde ne dedi? Sen devleti böyle mi yöneteceksin? Tarifeli uçakla mı yöneteceksin? Şimdi yani tarifeli uçakla da yönetilebilir. Dünyanın en kuvvetli ekonomisine sahip Almanya'nın devlet başkanı Merkel tarifeli uçuyor. Norveç'inki uçuyor. Öbür dünyada Meksika'nınki uçuyor da. Biz niye özel uçakla uçuyoruz? Ki hani devletin sorununu böyle mi çözeceksiniz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kardeşim 13 uçağınız var da devletin başı niye beladan kurtulmuyor? O ki her uçak, o ki bu mesele uçakla çözülüyor. Niye komşularımızın hepsiyle küstük? Bu kadar uçakla bu kadar küsmek olur mu? Şimdi demek ki servetimiz var ama elimizdeki serveti, bizim vergilerimizden oluşan bu serveti ihtiyacımız olan yangın söndürme uçaklarına değil, Cumhurbaşkanı'nın itibar adını verdiği saraya uçak filolarını aktarıyoruz. Bizim tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı devletin hizmetini görmek için tarifeli uçak beklemeyebilir. Ama yangında uçak söndürme yangın söndürme uçağı beklemesin. Milas beklemesin. Marmaris beklemesin. Bodrum beklemesin. Çünkü buralının vergileriyle alınıyor. Şimdi Marmaris, Bodrum, Manavgat vergi veriyor. Yangın olduğunda söndürülsün diye ama siz o vergiyle alıp Malazgirt'e kışlık, Okluğa yazlık, Ankara'ya 1115 odalı külliye kendinize uçak alıyorsunuz. Olacak iş değil ki. Şimdi dolayısıyla bizim milli servetimiz yerde küf bağladı, örümcek ağ bağladı, uçurulabilirdi, uçurulmadı. Öte yandan servetimiz de var, paramız da var. 30 milyon dolar Somali'ye aktaracak kadar paramız varsa bunun 6'da birini ya 7'de birini hatta 8'de birini yangın söndürme uçakları söndürecek kadar ayırabiliriz. Ya bir de yangın söndürme uçağımız yok. Peki nereden aldık? İran, Hırvatistan, Azerbaycan, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi hadi diyelim İspanya, bir ekonomisi güçlü.